Bugün açız yine evlatlarım diyordu peder. Bugün açız yine. Lakin yarın ümit ederim sular biraz daha sakinleşir. Ne çare kader. Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim diyordu oğlu. Yarın sen biraz ninemle otur. Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta. Olur, biraz da sen çalış oğlum. Biraz da sen çabala. Ninen, baban, iki miskin, biz artık ölmeliyiz. Çocuk düşündü şikayetli bir nazarla. Ya biz, ya ben nasıl yaşarım siz ölürseniz? Hala dışarıda gürleyerek kükremiş bir ordu gibi döverdi sahili binlerce dalgalar asabi. Yarın sen ağları gün doğmadan hazırlarsın. Sakın yedek biraz ip mantar almadan gitme. Açınca yelken hiç bakma, oynasın varsın. Kayık çocuk gibidir. O oynuyor mu kaydetme. Dokunma keyfine, yalnız tetik bulun, zira deniz kadın gibidir. Hiç inanmak olmaz ha. Deniz dışarıda uzun sayhalarla bir hırçın, kadın gürültüsüne şeyliyordu ortalığa. Yarın küçük gidecek yalnız, öyle mi bala? O gitmek istedi, sen evde kal diyor. Ya sakın o gelmeden ben ölürsem? Şafak sökerken o yalnız bir eski tekneciğin düğümlü, ekli, çürük ipleriyle uğraşarak ilerliyordu deniz. Aynı şiddetiyle şırak, şırak duyup eziyor köhne teknenin şişkin siyah kaburgasını. Ah açlık, ah ümit. Kenarda bir taşın üstünde bir hayali sefi deliyle engini güya işaret eyleyerek diyordu, haydi nasibin, o dalgalarda yürü. Yürür zavallı kırık teknecik, yürür. Yürümek nasibin işte bu. Hala gözün kenarda, yürü. Yürür fakat suların böyle kahrı hiddetine nasıl tahammül eder eski hasta bir tekne? Deniz, ufukta kadın, evde muhtazı ölüyor. Dehi kazazede bir tekne karşısında peder, uzakta bir yeri yumrukla gösterip gülüyor. Yüzünde giryeli, muzlim, boğuk şikayetler. Balıkçılar şiirinde yoksulluğun, açlığın doğurduğu çaresizliği dile getirir Tevfik Fikret. Kendisine kadar gelen şiir geleneği içinde bir yenilik, bir sıçramadır gerçekleştirdiği. Yalnız toplumsal bir konuyu işlemekle kalmamış, biçim olarak da geleneği kırmıştır. Gerek Servet-i Fünun şiirinin onun adına bağlanması, gerekse şair olarak çağını aşıp günümüze seslenebilmesi ancak bu özelliğiyle açıklanabilir. Edebiyat ve şiir zevkini Galatasaray'daki öğrencilik yıllarında alan Tevfik Fikret'in şairliğiyle kişiliği birbirini bütünler. Yaşadığı sürece doğru bildiğini yapan, eğilip bükülmeyen, en önemlisi kendine, sanatına ihanet etmeyen bir şairdir o. Arkadaşı Salih Keramet Nigar'ı dinleyelim şimdi. Ben 1885 doğumlu Salih Keramet Nigar, şair Nigar'ın hayatta kalmış küçük oğluyum. Bu televizyonun mevzuu olan Tevfik Fikret'i Rumeli Hisarı'ndaki Yalıboyun'daki evinde aşağı yukarı 15-16 yaşımdayken ilk defa gördüm. Kardeşlerimin Münir Nigar ve Feridun Nigar'ın Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmeniydi. Onların teveccühünü ne mazhar olmaları yüzünden beni de sık sık ziyaretinde bulunmama müsaade etmek suretiyle
yetiştirdi sayabilirim. O kadar ki ileride kendisi Galatasaray Müdürlüğü'ne davet edildiği zaman, bu söylediğim 1909 senesine isabet ediyor. Bana da eğer ileride ihtiyacı olursa burada yardımıma gelirsin demişti. Hakikaten o senenin sonbaharında beni Galatasaray Lisesi'nin dersin hazırlığı adı altında programlarını tanzim etmeye, öğretmenlerle idari münasebetleri yürütmeye memur etti. Efendim, Fikret varlığıyla bugünkü teşebbüsünüzün gösterdiği gibi her zaman milletimizin iftihar edeceği büyük bir insandı. Bilhassa benliği eserlerinde söyledikleriyle de sabit, hiçbir sebeple tesir altında kalmayarak, kanaatinden zerre kadar fedakarlık etmeyerek daima doğru bildiği yoldan katiyen şaşmayan bir insandı. Bu bakımdan insanlığı kendisine yaklaşan her kimsenin, ruhen yaklaşabilen her kimsenin tesiri altında kalacağı kadar yüksekti. Şairliği, sanatkarlığı izaha muhtaç değil, eserler ortadadır. Haluk'un Defteri adlı eseri ki kendisinin devrimizi de çok ilgilendiren ve el yazısıyla bastırdığı, şimdiye kadar da Türk basmacılığında onun kadar itina ile basılmış bir kitap hala çıkamamış bulunan, bu eserinde oğluna ve oğlu derecesinde saydığı milletin yetişmekte olan bütün kızlarına ve oğullarına hitaben kanaatlerini, bilhassa Haluk'un Amentüsü adlı başlıklı hitabında anlatan büyük bir terbiyeciydi. Ve öyle olduğu içindir ki gençlik üzerindeki tesiri devam etmiştir. Çok derin olmuştur. Haluk'un Amentüsü, yani bugünkü dille Haluk'un candan, vicdandan inancı manasına gelen manzumesinde oğluna ilkin bir kudret-i külliye var. Ulvi ve münezzeh, kutsi ve mualla. Buna vicdanla inandım. Ebnai beşer birbirinin kardeşi, hulya olsun. Ben o hulyaya da bin canla inandım, diyor. 1896 yılı Tevfik Fikret'in hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Eski edebiyatı savunanlara karşı gençlerden oluşan yeni bir edebiyat cephesi kurmak isteyen Recaizade Ekrem, eski öğrencisini Servet-i Fünun dergisinin sahibi Ahmet İhsan'la tanıştırır ve derginin yönetiminin ona verilmesini tavsiye eder. Ahmet İhsan 1891'den beri çıkarmaktadır dergiyi. Böylece Servet-i Fünun 256. sayısından başlayarak Fikret'in yönetiminde çıkar. Aynı zamanda bu, Servet-i Fünun adıyla anılacak bir dönemin de başlangıcı olur edebiyatımızda. Tanzimat edebiyatına bir tepki sayabileceğimiz bu yeni hareketin ana ilkesi, sanatın amacının yine sanat olduğu düşüncesidir. Yeni bir şiir dili yaratmak çabaları, biçime verdikleri önem, Servet-i Fünuncuları kalıpları kırmaya, zengin çağrışımlarla, değişik hayallerle yeni bir şiir dünyası kurmaya iter. Şiir olsun, hikaye ya da roman olsun, işlenen temalar ortaktır. Aşk, tabiat, bireysel acılar ve sıkıntılar dile getirilir hep. Sen Olmasan adlı şiirinde Tevfik Fikret duygularını şöyle anlatır. Sen olmasan, seni bulmak hayali olsa muhal,
yaşar mıyım dersin? Yaşar mıyız seni kaybetsek, ah ben kalbim, bu kalbim muzdaribim. Sen olmasan, bu samimi bir itiraf işte, sen olmasan yaşamam. Seninle rabıtamız hoş bir itilaf işte, fakat bu rabıta hali mi ruhu ezmekten? Akşam gruba karşı düşündüm sükun içinde bunu. Fena değil sevişip ağlamak, fakat heyhat, bükaya değse hayat. Hayat karşısındaki bu tavır, düşle gerçeğin çatışması sonucudur. Yaşadığı ortamla, çevresindeki insanlarla uyuşamaz Fikret. Süleyman Nazif'e yazdığı bir mektubunda bunun nedenini şöyle anlatır. Yeis, yeis, yeis. Meyusum kardeşim. Dehşetli bir kırgınlık bunalımı içindeyim. Sönüyorum. Koca bir alem içinde yalnızım Nazif. En samimi arkadaşlarımın arasında sokağa çıplak çıkmış bir adam hissiyle titriyorum. Herkesin vicdanı kapalı, örtülü. Yalnız ben çıplak. Herkes namuslu geçinerek alçak yaşamanın kolayını buluyor. Herkes bu bayağı ortamda nefes alabilmek için bir kolaylığa, bir çareye, bir büyüye malik. Bilir misiniz, bu zamanda namus zarfını kemiren bir cevherden başka bir şey değil. Yesimin derecesini düşünemezsin kardeşim. Kendimi taşlara çarpacağım geliyor. Bir edebiyat sohbetinde günün edebiyatının bütün inceliklerine, güzelliklerine karşın hasta olduğunu belirtir. Nitekim daha önce günlük hayattan görüntüler çizip toplumsal konulu şiirler yazmış, bir anlamda bireysel sıkıntılardan sıyrılmaya çalışmıştır. Ama bu yolda yazılmış Hasta Çocuk, Nesrin, Balıkçılar benzeri şiirlerine de aynı bakış açısı, toplumun yarattığı aynı karamsarlık egemendir. Söz gelimi Haluk'un bayramında oğlunun sevinci babasız çocukları düşündürtür ona. Onların bayram şarkılarını ağıta benzetir. Baban diyor ki, meserret çocukların, yalnız çocukların payıdır. Ey güzel çocuk dinle. Fakat sevincinle neler düşündürüyorsun bilir misin? Babasız, ümitsiz ne kadar yavrucukların şimdi siyahı mateme benzer teraneydi. Çıkar o süsleri artık, sevindin yetişir. Çıkar, biraz da şu öksüz giyinsin, eğlensin. Biraz güzellensin şu ruhi zerdi sefalet. Evet, meserrettir çocukların payı. Lakin senin sevincinle sevilmiyor şu yetim, ağlıyor. Haluk, dinle. Derin Zavallılara şiirinde ise doğrudan doğruya gerçek bir olaydan yola çıkar. Balıkesir depreminde yıkılmış bir köyün görünümünü çizen şair, bu levha karşısında dayanamadığını söyler. Biraz hamiyet ve rikkatle sızlayan hiçbir temiz yüreğin kayıtsız kalamayacağını da vurgular. Harabı zelzele bir köy. Şu yanda bir çatının çürük direkleri dehşetle fırlamış, öteden çamur yığıntısı şeklinde bir zemin katının yıkık temelleri manzur, uzakta bir mesken zemine doğru eğilmiş, hemen sükut edecek. Önünde bir kadın. Of, artık istemem görmek. Bu levha kalbimi tahrik içinse kafidir. Tasavvur eyleyemem bir yürek, velev mümkir, velev haşini mülevves ki böyle bir hali görüp de sızlamasın. Sizin de kalbiniz elbet acır değil mi? Verin, verin şu dullara, yoksul kalan şu eytama, verin eninine gayet şu bir yıl beşerim. Bu şiirlerinde acıma duygusu egemendir Fikret'e. Yoksulluğa ve yoksullara acıma duygusuyla yaklaşır. Hayatın acılı yanlarını, sıkıntılarını sergiler. Bunda yaşanan ortamın, dönemin koşullarının etkisi büyüktür. Basına amansız bir sansür uygulanmaktadır. Edebiyat dergileri bile sansürden kurtulamamakta, öte yandan jurnal yoluyla siyasal bir tavırları olmayan Servet-i Fünuncular bile rahat bırakılmamaktadır.
O karanlık günlerinde tek ışığı oğlu Haluk'tur. Hayatı Haluk'la duymakta, Haluk'la yaşamaktadır. 1899'un son aylarında Rubab-ı Şikest'te Kırık Saz adını verdiği şiir kitabını basıma hazırlar. Düşüncelerindeki, sanat anlayışındaki değişmenin belirtilerine de bu sırada rastlanır. Sanat şahsi olamaz demektedir bir yazısında. 1901'e gelindiğinde artık patlamaya hazırdır. Servet-i Fünun dergisini bırakıp Robert Kolej'deki dersleri dışında çevreyle ilişkisini keser. Yuva anlamına gelen Aşiyan adını verdiği yeni evinde yaşanan ortamın kötülüklerinden uzakta kendi dünyasını yaratmıştır Fikret. Yegane filozofumuz dediği Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın kızı Munise Başıkoğlu çocukluk yıllarında tanıdığı Fikret'i şöyle anlatıyor. Tevfik Fikret, babamın Galatasaray'dan arkadaşıydı. Kendisi Aşiyan'a taşındıktan sonra bir gün babam bizi oraya götürdü. Gayet nazik ve güler yüzle karşıladı. Ve ben o zaman 11 yaşındaydım. Hatırlıyorum, bizi Aşiyan'ı ve bahçeyi gezdirmişti. Tevfik Fikret'in yaşantısının büyük bir kısmı Aşiyan'da geçerdi. Çünkü hiçbir ziyaretlere gitmez. Sakin bir hayat yaşardı. Bahçeyle çok meşgul olurdu. Onun yetiştirdiği o güzel çiçekleri ben başka hiçbir yerde görmemiştim. Bahçenin bir kısmı kayalıktı. Büyüyecek bir kayayı bir tarafına uydurmuş, oraya güzel bir havuz yaptırmış. İçinde kırmızı balıklar ve suyun üzerinde gayet güzel ve kendisinin çok sevdiği nilüfer çiçekleri vardı. Kayanın yontulmamış dik kısmına kendi el yazısıyla şiir yapmıştı. Sonra ufak kaya parçalarından iskemleler yapmış, hepsine bizim ismimizi koymuştu. Aşiyan planını kendi çizip kendi yaptırmış ve tamamıyla kendi sanat eseri, bir yapıttı. En güzel eserleri Şark Odası'nda görebiliyorduk. Odanın Hisar Kalesi'ne bakan duvarı boydan boya camekan. Ve o bölmede kendi yetiştirdiği saksılar içinde bitkiler duvarları, tavanı sarmış. Kendi eserleri olan birçok yağlı boya tablolarını duvarlarda, küçük küçük raflar, biblolar, tesbihler, hep bunları kendi ince zevkiyle döşemişti. Gayet büyük Çin vazolar, kendi avladığı ve dondurduğu kelebekleri, o vazoların üstündeki çiçek motiflerinin üzerine öyle bir şekilde kondurmuştu ki sahici zannederdiniz. Yani şair, ressam değil, aynı zamanda da müzik şeysi vardı, tutkusu. Ve Batı müziğinin en nadide plakları onda bulunuyordu. Bağımsız Caruso'ya çok hayranlığı vardı. Aşiyan'ın en üst katında denize karşı kendi çalışma odası, bir tarafta resim yapmak için atölye, şiir yazdığı büyük masası. Ben Tevfik Fikret'i 11 yaşında tanıdım ve kaybettiğiniz zaman 15 yaşındaydım. Buna rağmen üzerimde derin bir etki bırakmıştı. Çünkü o kadar nazik, müşfik, alçak gönüllü ve daima mütebessim, saygılı, böyle bir insandı ve her yaptığı şeyi o kadar güzel yapıyordu ki o çocukluk ruhumu etkilemiş ve ona hayranlık duymuştum. Toplumsal bir öze yöneldiği ve siyasal tavır aldığı şiirlerini bu yıllarda yazar Fikret. Yepyeni bir şairdir sanki. Ülkenin içinde bulunduğu durumu artık kelimelerin değişik çağrışımlarının ardına gizlenerek değil, apaçık dile getirmektedir. Sanki yıllardır içinde birikmiş duygularını, düşüncelerini
ünlü Sis şiiriyle boşaltır. Dili bakımından bugün anlaşılması zor olan Sis şiirinden bir bölümü günümüz Türkçesiyle söyleyen Akadir'den dinleyelim. Gene bir sis kaplamış ufuklarını, inatçı bir sis. Gitgide büyüyen bir ak karanlık. Ağırlığı altında ne varsa sanki yok olup gitmiş. Kalmış ortada kala kala bir tozlu yığın. O tozlu korkunç yığına bakan göz şaşırır, titrer, ilerisine gidemez. Ama sen hak ettin bu karanlık kalın örtüyü. Bu örtü tıpatıp sana uydu ey kanlı toprak. Ey zulümler meydanı, ey yıldızlı ülke. Döktüğü kanla, çektirdiği acıyla çalım satan. Ey gösterişin, şatafatın beşiği ve mezarı. Oldum olası imrenilen kraliçesi doğunun. Ey kanlı sevgileri kılı kıpırdamadan, zevk ve sefaya susamış bağrında emziren. Ey Marmara'nın mavi kucağında, ölüm uykusuna dalmış diri. Ey köhne Bizans, büyücü koca karı. Ey bin kocadan arta kalan el değmemiş dul. Gene de güzel görür, taptaze görür seni. Gene de üstüne titrer, sana bakan. Ne kadar tatlı cana yakınsın, ne kadar. Süzgün mavi gözlerin sen uzaktan. Oysa ne farkın var kirli kadınlardan senin. Hiçbir şey umurunda değil belli. Ne bunca acı türkü, ne bunca kan ağlayan. Sen kurulurken katmış olmasın bir hain el. Senin temeline zehirli suyunu kötülüğün. İşte her yanda iki yüzlülüğün kiri. Nereye baksan çekememezlik, nereye baksan çıkarcılık. Nereye baksan hergelelik, yalan dolan. Demek yükselmek yalnız bunlarla oluyor. Koynunda barınan nice yaratık arasında kaç tanesinin alnı açık, yüzü ak. Örtün ey İstanbul, kanlı toprak. Sis'ten birkaç yıl sonra yazdığı Tarihi Kadim şiirinde Fikret'in sorunu başka bir boyuta yerleştirdiği, Sis'te sergilediği toplumsal durumun tarihsel gelişimini açıklamaya çalıştığı görülür. Sabah Olursa adlı şiirinde ise Sis'te Tarihi Kadim'de çizdiği toplumsal ve tarihsel görünümün değişeceği inancını dile getirir. Evet, sabah olacaktır, sabah olur geceler. Tulu-i haşre kadar sürmez akıbet bu sema. Bu mavi gök size bir gün acır, melul olma. Hayata neşe güneştir, melal içinde beşer. Çürür bizim gibi, siz ey fezai ferdanın küçük güneşleri, artık birer birer uyanın. Ümidimiz bu, ölürsek biz yaşar mutlak. Vatan sizinle, şu zindan karanlığından uzak. Meşrutiyete doğru İttihatçıların isteği üzerine millet şarkısını yazar. Zulmün topu var, güllesi var, kalası varsa hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır. Göz yumma güneşten, ne kadar nuru kararsa sönmez ebedi, her gecenin gündüzü vardır diyerek meşrutiyeti karşılayan Fikret, hürriyetin verdiği coşkuyla kabuğundan çıkar. Ama umduğunu bulamaz. Meşrutiyet çok şeyi değiştirmemiştir. İkinci şiir kitabı Haluk'un defterini kendi elleriyle hazırlayarak 1911'de yayımlar. Haluk'un vedağı bir bakıma kitabın anahtar şiiridir. Osmanlı İmparatorluğunu bir çınara benzetir Fikret. Hani bir gün seninle Topkapı'dan geliyorduk yol üstü bir meydan. Bir çınar gördük enli boylu vakur. Bir ağaç hiç eğilmemiş mağrur, koca bir gövde, belki altı asır, belki ondan da fazla dalgın ağır, kaygısız bir ömür sürüp gelmiş, öyle serpilmiş, öyle yükselmiş. Fakat ayyuka ser çeken, uzanan bu mehabetli gövde çırçıplak, ne yeşil bir filiz, ne bir yaprak. Kuruyor, ah pek yazık, şu derin, şerha böğründe belki bir hain, baltanın bir gazaplı yıldırımın zehridir. Söyle ey çınar bağrın, hangi otlarla yandı, hangi siyah
Kurt içinden kemirdi. Hasta tebaa, seni kim şimdi bağlayıp saracak? Kim şifalar verip de kurtaracak? Bu sorunun cevabı hazırdır. Oğlu, dolayısıyla gençler. Prometheus şiirinde yılmayan, güçlüklerle savaşan insan tipini bir örnekle geliştirir Fikret. Oğluna Yunan mitolojisinin ünlü kahramanlarından, gökyüzüne, güneşe çıkarak ateşi yeryüzüne indirip insanlara veren Prometheus'u örnek gösterir. Yarın anlamına gelen Ferda şiirinde de gençliğe seslenir yine. Ferda senin, senin bu teceddüt, bu inkılap. Her şey senin değil mi ki zaten? Senin bugün cennet kadar güzel vatanın var. Şu gördüğün zümrüt bakışlı, inci şetaretli kızcağız kimdir bilir misin? Vatanın şimdi saygısız bir göz bu nazlı çehreye, Allah esirgesin, kem bir nazarla baksa tahammül eder misin? Asrın unutma, barikalar asrı feyzidir. Her yıldırımda bir gece bir gölge devrilir. Bir ufku itila açılır, yükselir hayat. Yükselmeyen düşer, ya terakki ya inhitat. Yükselmeli, dokunmalı alnın semalara. Doymaz beşer dedikleri kuş itilalara. Uğraş, didin, düşün, ara bul, koş, atıl, bağır. Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır. Bu dönemde yalnız küskün değil, meşrutiyet öncesinde olduğu gibi kızgındır Fikret. Meclisin kapatılması üzerine yazdığı 95'e doğru şiirinde özgürlük türküsüyle iktidarı ele geçirenleri ağır bir dille yargılar. Bir devrişi Ahmet, yine çiğnendi yeminler. Çiğnendi, yazık, milletin ümmidi bülendi. Kanun diye topraklara sürtüldü cebinler. Kanun diye, kanun diye kanun tepelendi. Beyhude figanlar yine, beyhude eninler. Böylece hiçbir karanlık ilişkiye girmeden, hiçbir siyasi toplulukla bağlantı kurmadan, tek başına, elindeki tek silahı şiiriyle kavganın tam ortasına atılmıştır. Han-ı Yağma'da doruğa ulaşır tepkisi. İktidarın nimetlerini paylaşanları amansızca eleştirir. Ulusun hayatı, vatan bir yağma sofrasıdır her şeyiyle. Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak. Yarın bakarsınız söner, bugün çatırdayan ocak. Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak. Yiyin efendiler, yiyin, bu han-ı pürneva sizin. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Han-ı Yağma'dan sonra yeni bir suskunluğa gömülür. Siyasal çekişmeler onu bezginliğe, umutsuzluğa itmiş gibidir. Bu yıllarda Şermin adını verdiği kitabındaki yalın, öğretici, çocuklara yönelik şiirlerini yazar. Bunlardan Hasbihal şiiri, eğitimci Tevfik Fikret'in düşüncelerinin bir özetidir sanki. Ah yavrular, seyrederken sizi her gün penceremden hatırıma neler gelir. Mazi, o bir definedir. Onu biraz açsan fırlar birçok zehir hatıralar. O mezarın çıyanları, akrepleri, yılanları. Fakat sakın korkma, ara. Ara, ara, daha ara. Göreceksin o metfenin biraz kuytu, biraz derin yerlerinde neler neler, ne tükenmez hazineler saklanmıştır. Vaktiyle biz ne sıkıntılar çekmişiz okumak, öğrenmek için. Düşündüm de güldüm demin. Size ne mutlu çocuklar. Güzel kitaplarınız var. Hocalarınız da iyi. Öğretiyorlar her şeyi. Tahta, rahle hep mükemmel. Hiçbirisi yoktu evvel. Hasırlarda sürünürdük. Evlere hep cahil döndük. Bize nispet bugün birer küçük alimsiniz sizler. Okuyunuz. Okuyanlar çok şey bilir, çok şey yapar. Muradına onlar erer. Cennete de onlar girer. Onlar cidden mesud olur. Bu geçit pek korkuludur. Öğrenmezsek yolu izi, yolda kurtlar kapar bizi. Okumalı, oynamalı, hiç işsiz oturmamalı.
İşledikçe bu makine çarklarına, dişlerine kuvvet gelir. Boş duranın, tembel tembel oturanın bu asırda ekmeği yok. Evet, işsiz oturan çok. Fakat hepsi de tok değil. İşsiz duran pek çok değil. İşlemeli el kol. Bunlar işledikçe boğaz doyar, insan gözleriyle görür. Alet işler, el övünür derler. Her söze kanmayın, işitin de inanmayın. El tutarsa yürür saban, eldir sabanı da yapan. Tevfik Fikret'in hayatının son yılları acılarla doludur. Hastadır. İçinde yaşadığı dönem, savaşlar, toplumsal huzursuzluk, ülkenin yıkıma sürüklenişi karşısında düşülen çaresizlik gibi etkenler de beslemektedir hastalığını. Ölmeyi istemekte, hayatı yaşanmaz bulmaktadır artık. 19 Ağustos 1915'te öldüğünde 48 yaşındadır. Kısa ama onurlu bir ömürdür bu. Doğruluğu, kişisel onurunu her türlü çıkarın üstünde tutmuş, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın deyişiyle bütün hayatında kendi kendisini tekzip etmemiştir. Kimseden kol kanat dilenmeyen, yalnız kendine güvenen ve kimseye boyun eğmeyen bir şairdir o. Şu dörtlüğünde söylediği gibi. Kimseden ümidi feyz etmem, dilenmem perrübal. Kendi cevvim, kendi eflakimde kendim tairim. İnhina, tavkı esaretten girandır boynuma. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim.